Merhaba arkadaşlar, hepimizin genel problemi olan problemlerin altı problemine devam ediyorum. İlk olarak korkuyu anlatmıştım, sonra kavram bilgisi eksikliğini anlatmıştım. Üçüncü olarak, tam olarak bu videoda okuduğumu anlayamama gibi bir problemden bahsetmek istiyorum. Neredeyse bütün öğrencilerin ortak problemi, hocam ben bu soruları anlayamıyorum. Ya uzun soruyorlar hocam, karışık soruyorlar hocam, ÖSYM'nin dilini çözemedim hocam falan filan diye genellikle bana yorumlar geliyor. Şimdi okuduğunuzu anlayamamanın ben 3 tane sebebi olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu gördüm. 3 tane sebebe indirgedim. Neyse artık onun adı. Birincisi uzun paragraf sorunu. Yani hocam ben okuyorum. Kısa olsa anlarım. Sıkıntım yok. Ama biraz uzun olduğu için ben okudukça önceki cümleyi, daha önceki cümleleri, ilk cümleyi hatırlayamıyorum, unutuyorum. Uzun olduğu için meseleleri birbirlerine bağlayamıyorum gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir sorun yaşıyorsunuz. İlk meselemiz bu. İkinci meselemiz biraz kavram bilgisi eksikliğiyle de alakalı. Kelime bilgisi. MEB'in kavramlarını tam olarak bilemediğimiz için okuduğumuzu anlayamıyoruz. Üçüncüsü de, hocam ben her şeyi anlıyorum. Uzun olsa da bağlıyorum. Tamam, her şey benim için okey de. Yani her şey tamam da genel olarak bu paragraftan ne anlam çıkaracağımı bilemiyorum meselesi. Yani kar varmış tamam, zarar varmış tamam, işte yüzde bilmem kaçıymış tamam, o sayı o sayının 3 katıymış, her şey tamam. Ama yani nedir yani bunlar? Ben ne yapayım ki bu kadar bilgileri meselesi? Şimdi bunların çözümü arkadaşlar öyle kolay değil. Bundan sonraki hiçbir videoda da öyle anlatacağım çözümlerin kolay olduğunu düşünmeyin. Biraz üzerine çalışılması gereken, emek verilmesi gereken şeyler bunlar. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Biraz geç kalınmış bir çözümümüz var bununla alakalı. Kitap okumak. Kitap okumak derken öyle popüler kültür kitaplarından falan bahsetmiyorum. Gazetelerden bahsetmiyorum, internet yazılarından bahsetmiyorum, Twitter'dan bahsetmiyorum, Instagram'dan hiç bahsetmiyorum. Kitap okumak derken beynimizi zorlamaya yarayan kitaplar okumaktan bahsediyorum. İşte roman olabilir bu ama her roman değil. İşte Dostoyevski amca olabilir mesela. Biraz psikolojik tahlil içeren, biraz daha olayların değil de düşüncelerin giriftleştiği kitaplar olabilir. İşte felsefe düşünce kitapları olabilir, tarih kitapları olabilir vesaire olabilir vesaire olabilir. Özellikle kişisel gelişiminize, özellikle bu konudaki gelişiminize çok bir katkı yapacağını düşünmüyorum. Onların dili de çok sade olur satabilmek adına. Her söylediğini anlarsınız kitapların, hiçbir yararı olmaz. Kitap okumak derken gerçek manada beyninizi zorlayacak kitaplardan bahsediyorum ki biz her okuduğumuzu anlayabiliriz. Bir bu. Buna geç kaldık. Yani buna bir 4-5 sene önce falan başlayabilseydik şu anda böyle problemlerden de bahsetmek zorunda kalmazdık. İkincisi kavram bilgisi eksikliği videomuzda da bahsettiğim gibi çok soru çözmek. Çeşitli tipte soruları, çeşitli insanların, çeşitli kaynakların yazdığı soruları, yani farklı kafalardan çıkmış soruları, çok soru görürsek, çok farklı kaynaktan, çok farklı insanların elinden çıkmış soruları görürsek, biz okuduğumuzu anlamaya başlarız. Yani bunun farkına varırız zaten. Ama şöyle değil, yani soruyu çözdüm, daha doğrusu soruya baktım, çözemedim, kenara attım, o iş olmaz. Çözemediğiniz soruları gidip soracaksınız, anlayacaksınız, her sorunun hakkını vereceksiniz arkadaşlar. Ancak öyle olur bu işler. Bir de az önce söylediğim böyle spesifik sorunlara spesifik çözümler var. Mesela uzun paragraftan dolayı ben anlayamama sorununca yaşıyorsam ben paragrafları okurken yani soruyu okurken her cümlede verilen her bilgide kenara not almam gerekebilir. Bu yöntem çoğu kişide işe yarar zaten. O yüzden böyle sorunlar yaşayan insanlar, öğrenciler, arkadaşlar, sizler Romalılar. Yan tarafa sorun yan tarafına. İşte okuduğunuz her cümleyle alakalı bir not alırsanız bir daha geri dönmek zorunda kalmazsınız ve basit bir şekilde anlamış olursunuz. O notlar dediğim şeyler cümleler değil, böyle paragrafı aynen not etmek değil. Yapmanız gereken şey kendi ifadelerinizi bulmak. Çok kısa şekilde notlar almak. İşte bir sayı diğerinin 2 katıysa 2x'e x yazmak. Bir sayı diğerinin %40'ıysa %40 yazmak gibi şeylerden bahsediyorum. Öyle yan tarafa kelime kelime bir şeyler yazmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Mesela dedik ya kelime dağarcığı eksikliği. Bu genellikle matematikte karşımıza matematiksel kavramları bilmemenin eksikliği olarak çıkar.
O yüzden ben bu konuda da şunu tavsiye ediyorum öğrencilere. Alın önünüze Kazanımlar Lisesi'ni, MEB'in açıkladığı Kazanımlar Lisesi'ni. Her bir konunun en başında kavramlar diye bir bölüm var. O kavramların hepsini tek tek bilin arkadaşlar. Bilmediklerinizi not edin, gidin araştırın, öğrenin. İşte duvarınıza asın ve artık bilin yani. Bunlarda eksiklik kalmaması gerekiyor bence. İşte küme nedir, ayrı küme nedir gibi. Denklem nedir, eşitsizlik nedir gibi. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü onlar müfredatta var. Her yerde karşınıza çıkacak zaten. Son çözüm de bence en etkili çözümdür. Yani eğer anlamakta gerçekten problem yaşıyorsanız, yani farklı dillere adapte olamıyorsanız, farklı konulara adapte olamıyorsanız, yapmanız gereken şey kendi cümlelerinizi anlatmak olacaktır. İngilizler buna paraphrase diyorlar. Bir sözü, bir cümleyi, bir paragrafı neyse artık onun adı, kendi cümlelerinizde kendinizi anlatmanız gerekir. Ki daha iyi kavrayabilirsiniz. Çünkü insan kendi mantığına yaklaştırmadıkça meseleyi kavrayamaz. O yüzden kendi dilinizi kullanmanız burada efektif olur. Bunu yaparken sesli bir şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Sesli bir şekilde yapmak demek şu demek, evde tek başınıza iken kendinize bayağı sesli sesli anlatın. Ben bunu dikkat ettiyseniz problemlerde genellikle yapıyorum işte. Problemlerden şu ana kadar 5 tane video çektim. Çoğu soruda işte soruda karşımda Ayşe var. Ayşe şunu yapıyor, bunu yapıyor diyorsa ben Ayşe'nin yerine kendimi koyuyorum. İşte Ayşe şunu yapıyormuş, o zaman ben bunu yapıyorum. Şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam şöyle olur diyorum. Özdeşleşiyorum soruyla ki daha iyi anlayabileyim, daha iyi de anlatabileyim. O yüzden kendinizi sorudaki herhangi bir karakterin yerine koyabilirsiniz. Kendiniz o sorudaki yapılan eylemi yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama kendinizi soruya adapte, monte etmeniz çok önemli bir şey bence. Bunu başlarda sesli bir biçimde yaparsanız da çok daha hızlı yol kat edersiniz. Yani söylemeye çalıştığım şey şu aslında okuduğunu anlayamamada. Kitap okuyun, soru çözün, not alın, müfredattaki bütün kavramları bilin ve kendi dilinizde soruya anlam kazandırın. Bunları yaparsanız bence çok uzun olmayan bir vakitte her okuduğunuzu, hiç olmazsa problemlere dair her okuduğunuzu anlamaya başlayacaksınız. Hoşça kalın.